Elif'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle tüm püf noktalarıyla, harika rengi ve lezzetiyle tam kıvam, tam ölçü. Ev yapımı biber salçası tarifini paylaşmak istiyorum. Ben 6,5 kilo biber kullandım. Kapya biberlerimizi güzelce yıkayarak videoda gördüğünüz gibi saf ve çekirdeklerini temizledim. İncecik olacak şekilde biberlerimizi robottan geçirelim. Çektiğimiz biberleri derince bir tencerenin içerisine alalım. Daha sonra biraz da blenderdan geçirelim. Ocağın altını yakalım, ara ara karıştırarak. İlk yarım saat yüksek ateşte pişirdim. Pişirme aşamasında sıçramalar olmasın diye derince bir tencere kullanmaya özen gösterelim. Videoda gördüğünüz gibi ben üzerini delikli bir pizza tepsisiyle kapattım. Onun yerine süzgeçte kullanabilirsiniz. Bu şekilde üzerini kapattığımızda pişme aşamasında hem hava alacak hem de etrafa sıçramaları önleyecek. Salçamızı pişirirken mutlaka sık aralıklarla karıştıralım ki dibine tutmasın. Ve her defasında pizza tepsisiyle üzerini kapatalım. 30 dakikadır yüksek ateşte pişen salçamızın üzerine 2 dolu yemek kaşığı kaya tuzu ekleyelim ve mutlaka kaya tuzu kullanalım. Salçamız hafifçe tuzlu olacak. Uzun süre bozulmadan kalması için biraz tuzlu olması gerekli. Tekrar güzelce karıştıralım. Yine her defasında üzerini kapatarak ocağın altını biraz kısalım. Orta ateşte salçamızı pişirmeye devam edelim. Ve mutlaka sık aralıklarla karıştırmayı ihmal etmeyelim. Salçamızın kıvamı koyulaşana kadar pişirmeye devam etmemiz gerekli. Gördüğünüz gibi artık kıvamı iyice koyulaşmaya başladı. Ben toplamda 1 saat 40 dakika kadar pişirdim. Benim verdiğim süreye takılmayın. Siz kendi salçanızın kıvamına göre pişirme süresini ayarlamanız gerekli. Dediğim gibi kıvamı koyulaşana kadar pişirmemiz gerekli. Kıvamı koyulaşmaya başladığında daha sık aralıklarla karıştıralım ki salçamız dibine tutmasın. Gördüğünüz gibi bu kıvama gelene kadar pişirdim. Videoda da gördüğünüz gibi kesinlikle dibine tutmadı. Tekrardan blenderdan biraz geçirdim ben. Ama çok fazla geçirmedim.
Çünkü biber salçasını çok ince olmasını sevmiyorum. Hafif diş diş kalmasını istiyorum. Sizler eğer çok ince olmasını istiyorsanız pürüzsüz bir kıvamda olması için iyice çekebilirsiniz. Ben sizlere iki tane yöntem göstermek istiyorum. Bu aşamada ocağın altı kısık. Salçanızı pişirdikten sonra videoda gördüğünüz gibi hemen sıcak sıcak kavanozlara doldurarak kavanozun kenarını temizleyelim. Ve hemen sıcakken hiç kullanılmamış yeni bir kapağı güzelce yıkayıp kaynattıktan sonra kapağını sıkıca kapatarak vakumlatalım. Dilerseniz bu şekilde yapabilirsiniz. Diğer yöntemde ise genişçe bir fırın tepsisinin içerisine alalım salçamızı. Videoda da gördüğünüz gibi rengiyle, lezzetiyle harika bir salça oldu. Tepsinin içerisine yayalım iyice. 1-2 gün kadar güneşte bekletelim bu şekilde. Ben balkonda bir gün beklettim. Güneşte bekletirken ara ara karıştırıp tekrardan tepsiye yayalım. Salçamızı bir gün bile olsa güneşte bekletirsek kıvamı, rengi çok daha güzel oluyor. Görüntüsüyle, lezzetiyle tam bir salça oluyor. Dediğim gibi ben bir gün beklettim. Gördüğünüz gibi güneşte beklemiş hali de bu. Güzelce karıştıralım. Ve yine kavanozlarımıza dolduralım. Kavanozun kenarlarını temizleyip kapağını sıkıca kapatıp buzdolabında muhafaza edebilirsiniz. Bu şekilde uzun süre bozulmadan muhafaza edebilirsiniz. Veya isterseniz bu şekilde buzluk saklama kaplarına da yerleştirip buzlukta da muhafaza edebilirsiniz. Ben salçam çok olduğunda bu şekilde buzluk kaplarına yerleştirip buzlukta da muhafaza ediyorum. 6,5 kilo kapya biberden yaklaşık 1 kilo kadar salçam çıktı. Gördüğünüz gibi bu kavanozu güneşte bekletmeden vakumlatmıştım. Ve diğer kavanozdaki salça da güneşte beklemiş olan salçam. Her iki şekilde de harika bir salça oldu. Kıvamını, rengini zaten sizler görüyorsunuz. Lezzeti de bir o kadar güzel. Sadece yemeklere değil, dilerseniz ekmeğin üstüne de sürerek yiyebilirsiniz. Eminim ki bu tarifi bir kez denediğinizde hazır aldığınız biber salçalarını artık beğenmeyeceksiniz. Deneyecek olanlara kolay gelsin, afiyet olsun diyorum. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz beğeni ve yorumlarınızla ve sosyal medya hesaplarınızdan paylaşarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için ve destekleriniz için teşekkür ederim.